Çantanız, gözlüğünüz, telefonunuz, çantanız, gözlüğünüz. Milyonlarca üniversite adayı bugün yüksek öğretim kurumları sınavında ter döktü. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak. Kızım sınava girecek. Hayırlısıyla inşallah. Hayırlı sonuç almasını bekliyoruz. Heyecanlıdır. Yanında durmak istedik. Yani çok çalışmadım ama bakacağız artık. Yani hedefin ne? Hedefim iç mimarlık. Olursa mimarlık. Yazılım mühendisi istiyorum. Çok çalıştım bu sene. Cidden çok emeğimin karşılığını almak istiyorum aslında bir nevi bakarak. Bütün ömrüm kütüphanede geçti diyebilirim bu sene için, evet. Gece gündüz çalıştı. Gece gündüz yani kurslara gitti, bilgi evlerine gitti. Yani hayatını bu sene adapte etti yani bu şey için, sınav için. Bu yıl YKS sınavına rekor başvuru yapıldı. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 3 milyon 243 bin 425 aday yüksek öğretim kurumları sınavına girdi. YKS'de milyonlarca genç üniversite kapısını aralamak için yarıştı. 3 oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapılıyor. YKS'de ilk oturum temel yeterlilik testi oldu. 10-15'te başlayan oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası oldu. İkinci oturum olan alan yeterlilik testlerine ise 160 soru için 180 dakika süre verildi. Son oturum olan yabancı dil testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika. İlk girişim olacak sınava. Hedefim hukuk fakültesi. Umarım istediğimi yaparım. 2004'lüyüm. Sınava gireceğim şimdi. İlk defa mı giriyorsun? İlk defa giriyorum. Heyecanlı mısın peki? Bayağı bir heyecan var ya. Evet, ilk sene. Heyecan var mı? Yok. Girip çıkalım, şekerimi alayım işte, hani kalemimiz varmış bedava, onu alalım. Gidelim diye geldik. Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı. İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. 2021 YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyenler 2022 YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek. 2022'den sonra bu uygulama geçerli olmayacak.